Günaydın dostlar. Şu an Bolu'dayız. Ve Bolu'dan nereye mi gidiyoruz? Bolu'nun kalbi yedi göllere tabii ki de. Çok eğlenceli olacak. Hadi o zaman gidiyor muyuz? Go go go! Arkadaşlar, şimdi Bolu merkezi terk ettik ve hemen Bolu'nun sağ tarafında bulunan caddeden dümdüz ilerliyoruz. Yan yol ve ana yol var. Bu demek oluyor ki otostop için artık hazırız. Umarım fazla sürmeden bizi alırlar. Çünkü Bolu merkezden Yedigöller tabelası 42 kilometre yazıyor. Alışverişimizi yaptık. Yedik eksiğimizi, yediğimizi, sabah kahvaltı, akşam yemeğimizi beraberce kararlaştırıp alışveriş yaptık ve alışverişimiz... Sabah akşam önümüz 107 lira tuttu, evet, değil mi? Evet. 107 lira. Sabah ve akşam kahvaltı, akşam öğünü 107 lira tuttu. İşte buradan sonrası şans diyorum ben de. Yeniden tekrar şans. Şansımız bizimle olsun. Bizimle olsun bu şans. Olsun. Kanka. Kısa otostopa deva. Otostop günlükleri yapacağız bundan evet. Sonra zaten. Otostop, otostop, otostop. İyi ki var. Ama tabii ki almalar önemli. Gidiyoruz. Hava da güzel arkadaşlar, hava harika. Çok güzel. Bu arada Bolu'nun o kadar temiz bir havası var ki hani boğuluyorsun temizlikten, oksijenden. Müthiş, her taraf çiçek gibi kokuyor. Ya mutlaka gelmek isteyenler gelsin, ertelemeyin. Yedigöller olsun, diğer bölgeler olsun, mutlaka gelin ya. Abant gezin, olsun. Çıkın gezin ya. Hayat yollarda güzel. Gerçekten de öyle. Hani ben de 2-3 yıldır geziyorum ve Mustafa'da da birlikte şu an gezmeye başladım. Güzel şeyler oluyor. Çıkın abi. Evet arkadaşlar, bugün yanımdaki dostum Şeref arkadaşımla beraber ne zamandır denk getirmeye çalışıyordum aslında. Dedim bu sefer yakaladım seni ve beraber gidiyoruz kamp yapmaya. Uzun süre bir özlem vardı. Biz bayağıdır kamp yapamadık değil mi beraber? Evet kesinlikle. Uzun oldukça uzun oldu. O zaman bizden selam olsun Bolu Bey'ine. Bolu Hola. Bey'ine. Selamlar. Deneyimlediniz değil mi siz orayı? Biz kamp olarak değil ama günübirlik çok gittik geldik. Ha, kamp olarak geldik. Solda oturuyoruz zaten. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Arabayı kullanan Sabri Bey, yanımda oturan arkadaş Mert Bey. Bunu ben sahibim. Aslında geç kalmışsın. Geliş açısından mı? Ya şey, yol zaten biraz sürüyor. Bir de... Evet, sabahleyin çıktık. Bir de sabahleyin merkezden alışveriş muhabbetleri oluyor. Onları halledelim öyle gidelim dedik. Bu saati buluyor ama yine iyi oldu ya. Biz daha geç bekliyorduk. Yani denk gelirseniz bu yolun sabah çok güzel manzarası olur. Sabahleyin. Artık sabahleyin umarım erken saatte dönmeyi planlıyoruz. O zaman olursa. Size tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Thank you.
Özellikle Sabri Bey ve Mert Bey sağ olsunlar buraya daha önceden geldikleri için nerede güzel bir seyir terası varsa orada duruyoruz böyle. Seyir terasından manzaralar izliyoruz. Şu an bizi Kapan Kaya seyir terası Yedigöller'in tam bulunduğu noktaya geldik seyir terası olarak. Evet, büyük göl gözüküyor aşağıda şu an sadece. Sabri Bey şu gözüken büyük göl, evet, değil mi? Net gözüken zaten tek o net gözüküyor. Büyük göl. En çok fotoğraf çeken, en bilinen gölü de o Yedigöller'in. Yani en çok. İşte bu yüzden otostop çekiyorsanız bir de rehber kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yedigöller Milli Parkı'na girdiğinizde ilk karşılaşacağınız tabii ki sol tarafta İncegöl, sağ tarafta Nazlıgöl. Yani derinliği 2 metre, evet 2 metreymiş derinliği. Arkadaşlar Nazlıgöl burası. 5000 metrekare büyüklüğünde, 3 metre derinliğinde olan bir göldü burası da. Kurbağa sesleri muhteşem. Evet, senfoni dinliyorsunuz. Burası kamp alanı arkadaşlar, Yedigöller kamp alanı. Görmüş olduğunuz üzere çeşmesi de mevcut. Çadırlar, şeref, ama biz daha derinlere gidiyoruz. Ormanın derinliklerine. Şeref, sağ ol. Hoş geldin. Seni görüyorum. Evet. Enerjiyi hisset. Enerji, güzel enerji. Arkadaşlar, otostop çektik ve Yedigöller'e geldik. Daha doğrusu direkt nokta atışı. Sağ olsunlar. Bırakarak getirdiler bizi. Biraz da beraberce etrafı gezdik. Sonra biz ayrıldık. Şelale yoluna doğru gidiyoruz. Şu an şelale oldukça dik bir yerden, yani dik iniyoruz oldukça. Gürleyen sesleri duyuyorsun zaten, suyun sesini. Rüzgarın sesini. Arada böyle kuşlar. Karşımda çiçek çok merak ediyorum. Ama sol taraf böyle şarıl şarıl. Müzik
Arkadaşlar burası Dilek Çeşmesi. Buraya gelip lekleyin ve suyunu için. Dilek Çeşmesi böyle bir dilek tutup suyunu içeceğim. Bakalım gerçekleşir mi? Çok lezzetli. Arkadaşlar sağda ve solda böyle iki tarafımızdan şelale iniyor. Bakar mısınız, her yerden su dökülüyor. Biz de keyifli yolun tadını çıkarıyoruz. Şeref! Oh, çok güzel bir yer be. Yap. Aslandın. Aslandım oğlum. Arkadaşlar burası da Büyük Göl. Tam şu arabalar, sol tarafında arabalar park etmiş. Bayağı curcunalı bir yer aslında. Hele Kurbağaların Senfonisi. Zaten birçok görselde şey yapacaksınız, duyacaksınız hepsini. Değerli arkadaşlar, Yedigöl'e geldik. Geçtiğimiz yıllarda buralarda kamp kuruluyormuş. Fakat maalesef artık iki yer haricinde hiçbir yerde kamp kurulmuyor. İzin vermiyorlar, jandarma sürekli devriye atıyor. Ve kamp kuracağınız yerlerde ücretler çadır başı 60 lira. Bilginiz olsun, yani maalesef buralarda artık ticarethane dönmüş. Ekstra ikinci bir şeyse ateş yakamıyorsunuz. Variller hazırlamışlar. O varillerin içerisine varil veriyorlar size. Varillerin içerisine ateş yakıyorsunuz ve saat 19'u beklemeniz gerekiyor. 19'dan sonra müsaade ediyorlar böyle bir duruma. Yani çok güzel bir yer, müthiş keyifli bir yer. Yani hakikaten harika bir milli park. Fakat kamp olayında keşke biraz daha özgür. Gerçi ben kendi açımdan düşünüyorum bunu tabii ki. Onların açısından da bakmak lazım. İnsanların çöplükleri, orman yangınları vesaire. Bunlar düşündürücü şeyler. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar
Bu arada saat 19'a geliyor. Ormanın içine dalalım ve odunlarımızı toplayalım. Hadi. Ateş. Adına kamp diyorlar. Evet, bugün ben yemek yapmayacağım. Ateşi de ellemedim. Bugün misafir Şeref çalışacak. Bugün ben de her şeyi. Yemek de onda, ateşi de o yaktı. Sabah oh, ben, öleceğiz yani. Ben sadece keyfime bakacağım. Bizde böyle misafir yani çalışır. Madem ki misafir oldun, o zaman eline sağlık diyeceğiz. Yep. Güzel yemek bekliyoruz senden. Tamamdır. Hadi dostum bakalım. Ateş de güzel yandı. Gerçi şu her ne kadar hoşuma gitmese de yani ne diyelim? Kamp işçisi. Koca teyze. Evet, teyze. Teyze, hadi karnımız acıktı artık. Oturmuş domates soruyorum abi ya. Yep. Aslında rahatmış böyle ya. Hiçbir şey yapmıyorum, oturuyorum sadece. Aa, keyfimi tadıyorum. Hayır. Ama sen şey, sadece ateşi besliyorum şimdilik. Ateş. Dostum. Bak, yürüyün ben sana yana. Şeyde, Asos Hotel'de çalışıyorduk ya. Ola. Topo tipo atmış şey. Bir duman oldu Metin abi, öyle misin? Bu neyi paşıdı lan? Aa, şeyler vardı. Ha ya ya. Ya. Ha, biraz bir şey. Yer. Ateş de ne gülledi arkadaş. Evet. Ne yemek servisi hazır. Bana dediğim gibi kompiyon. Oğlum yapmaz ki o. Bak bu hadi al şunu. Bayağı. Bunun ağzına. Kaçık yiyeyim mi? Evet. Yedigöller'e geldik. Keyifli güzel bir yoldu her şeyden önce. Gölün manzarası da çok güzel. Etrafta çok güzel. Harika bir mini park bahsettiğimiz gibi. Şeref'e bugün yıktım her şeyi. Ateşi yaktırdım, yemeği yaptırdım ona. Bugün benden de her şeyi. Yemek leziz olmuş bu arada. Müthiş acıydı. Şu an ejderha gibi, şu ateş gibi üfleyebilirim. Hiç her tarafı yakabilirim. Ama keyifli. Nasıl güzel keyif değil mi kanki? Kesinlikle. Kesinlikle. Biz çok keyif alıyoruz şu anda burada bulunmaktan. Tabii ki istediğimiz, biliyorsunuz beni tanıyorsunuzdur birazcık. Daha bir sığ kamp anlayışım olduğu için kamp alanlarını ben sevmiyorum pek. Yani şu ateşi yaktığımız yerden de anlayacağınız üzere pek özgür değiliz kamp açısından. Bilmiyorum, ben de kafadan mıyız? Ben de aynı düşüncedeyim. Gerçekten yani suni kampları sevmiyorum. Evet, biraz... Yani kendimi mutlu hissetmiyorum açıkçası ya. Hani doğal olan yerlerde kamp atmak gerçekten benim daha... Değil mi abi ya? Kesinlikle yani. Gireceksin ormanın içine, istediğin yerde yani ateşini yakacaksın. Tabii ki kontrollü olarak, hiçbir şeye zarar vermeden. Defalarca bunu söylüyoruz, yeniden söylüyoruz. Muhtemelen hava kararacak birazdan. Şu ateş odunumuz pek yok ama bizi idare eder bu akşam. Yani karanlıkta kalabiliriz. Bundan sonra görsellerle pek karşılaşmayabilirsiniz. Ama bir gün gece uzun.
Ergen yapmak yok. Bu gece uzun sinyal aldık. Sinyal aldık. Uzun gecenin tadına bakacağız. Sinyala devam. Umarım bir daha bir ateş, aydınlık bir şey olursa diyeyimden bir karşılaşır, konuşuruz tekrar. Şu an için bu değil mi kanka, yememiz yedik. Çay yapamayacağız maalesef şu olaydan dolayı. Telimiz de yok bizim. Çay içemeyeceğiz. Çayı sabah bir şekilde yapmamız lazım. Sonrasında her şeyi toparladık. Yani biraz keyif yapma vakti. Aynen. Artık biraz dinleyelim. Hoşça kalın. Güle karşı biz dinleyelim, siz de bizi izleyin abi. Bu sabah kahvaltımız haşlanmış yumurta, domates, ceviz, badem ve yebitir peynir. Eline sağlık dostum. Benim lavaşlar. Lavaşla ısınıyor. Evet, kahvaltı ettik ve biraz doğa yürüyüşü, biraz gölün etrafında yeniden gezeceğiz. Kısa bir süre tabii ki, artık yola çıkmamız gerekiyor. Yolumuz oldukça uzun ve dünkü gibi şanslı olursak otostopta bakalım. Evet, yoksa artık otostopa devam, sinyala devam. Otostoptan yani çabuk araç bulursak rahat ederiz, bulamazsak biraz meşakkatli bir yol. Bahsettiğimiz gibi Bolu'ya 40 kilometre falan burası. Yani bakacağız. Biraz yürüyüşten sonra değerlendireceğiz tabii ki bunları. Evet, kesinlikle. Evet. Güzel olacak. Biraz kendimize gelelim. Neyine sağlık. Arkadasın Murat. Güzel keyif yedim. Bayağı iştahlıydım. Oldukça da fazla yedim aslında. Gecenin hızlı zamanına karşı iyi oldu kahvaltıda. İyi oldu. Biraz araç depoladık yani. Doğada mis gibi. Hiçbir canlının doğada bulunuşu rastlantı değildir. Hepsinin bir görevi vardır demişler. Böyle bir yazı. Tabii ki. Katılıyoruz. Sincap, sincap gel buraya lan. Bak bak bak, tam basamaklarda. Ay. Evet. Bir gün bir gece sonrasında artık dönüş vaktimiz geldi. Güzel, keyifli bir kamp yaptığımızı düşünüyorum. Bazı yasaklar olmasına rağmen. Hey kanka, kesinlikle bitti. Güzel, keyifli bir gündü ve bitirdik. Şu an dönüş olana başladık. Evet. Gerçekten eşsiz bir yer. Ama ufak pürüzlükler var tabii ki. Bu da aşılabiliyor. Ama bazı şeyler de gerekli. İnsanlardan dolayı çevre kirliliği yaratıyorlar. Bunun için de önlemler alındığı için stabil olaraktan bir şey diyemiyorum. Haklılar da. Her i̇şte, şey bu kadar. Çok güzeldi. İşte biz kendi açımızdan düşündüğümüz için böyle gelişti her şey. Ama güzel, keyifliydi. Bir tane gölün olduğu bölge
Ve yemyeşil, harika bir milli park. Valla Şerefciğim, yol uzun. Yol uzun, çok uzun. Bir saate mi varırız? 10 saate varamayız mı? Olası bilmiyorum, 42 kilometre. Eğer otostopta birisi bizi almazsa, sen ondan sonra düşün onu bir saati. Artık estağfurullah. Okuyacağız. Biliyoruz ya, şu an enerjimiz tavan yapmış durumda. Kahvaltıdan sonra bayağı değilsiniz de. Bir saat sonra ne olacak bilemiyoruz. Ha, şu an enerjimiz harika. Maceraya atıldık. Bakalım neler bekliyor da bizi. Önümüzde gelin, çevireceğiz. Otostop candır. Otostop yani. Kültürü güzeldir. Saat 10'da çıktık Kedigöller'den. 4 saattir yolda yürüyoruz. Maalesef kimse almadı. Hala da almıyorlar geçenler. Yol da çok uzun. Ya nasıl yol biter bilmiyorum. Alın lan bizi. Alın bizi. Öldük öldük. Ama bayağı bir yürüyük, 10 kilometre yaklaştı. Tabii canım. Tırmanış aşaması çok yüksek olduğu için yorucu geçiyor. Hani düz bir yolda falan ya iniş olsa herhangi bir problem yaşamayacağız. Manışlar bizi bayağı bir yoruyor. Ama problem yok ya. Gidiyoruz yani. Umutluyuz. Umudumuzu her zaman kırmıyoruz. Çünkü amacımız, niteliğimiz, niyetimiz bu. Yürümek, trekking yapmak yani, kamp yapmak. Yoksa yani bir araçla gittikten sonra ne mantığı kırılıyor? Arkadaşlar, yürüdüğümüz yerler oldukça yüksek yerler. Ve hala kar mevcut yollarda. Bakınız. Kar. Mayıs'ta kar gören masum köylü. Evet. Tepeye çıktığımızdan dolayı rüzgar da esiyor aslında. Yani biz hala yoldayız. Biz hala yürüyoruz. Oldukça dik bir... Zaten Yedigöller'in oradan 5-6 kilometre dik çıkıyor. Sonrası biraz düzlük ve şimdiden tekrar bir dik çıkacağız. Muhtemelen 5-6 kilometre. Sonrasında komple aşağıya. Araba durmazsa. Arkadaşlar tam 7 saat muhtemelen 30 kilometreyi aştık, yürüdük, kimse bizi almadı. Saat 6 ve iki tane ormancı abim, ormancı dayım sağ olsun bizi görür görmez durdular. Onlara da bir teşekkür ederim. Şu virajdan bir kurtulup. Dayı iyi ki varsınız ya. Vallahi ne güzel insansınız siz. Dayı ismin ne senin? Benim Hüseyin. Hüseyin amca ve... Benim adım da Bayram. Bayram amca, Hüseyin amca vallahi. Ne varsa galiba bu memleketin işçisinden var. Eksik olmayın. Yoksa biz hala yürüyecektik. Hiç abartmıyorum, 30 kilometredir yürüyoruz. Zaten siz buraları biliyorsunuz dayı. Biliyor tabii. Çok teşekkürler. Yani biz altın bulmaktan daha iyi geldiniz bize. Eksik olmayın, sağ olun. Eyvallah. Oraya nereden gittiniz? Dayı biz buradan oraya nasıl gittik? Otostop yaptık. Hemen aldılar bizi dün tabii. Dün sabah ikinci araba aldı bizi aşağıda. Ne zaman gittiniz oraya? Dün gittik, orada kaldık. Dün dışarıdaydık ama dün mi yanacaktık? Vallahi dayı bilmiyoruz kaçta çıktı. 2'de mi aldı bizi araba? Ha, öyle. Thank you.
Arkadaşlar, zorlu bir yolculuğun sonrasında Bolu'ya geldik. Yani uzun süreden beri ben bu kadar mutlu olmamıştım galiba. Çünkü aşırı yol yaptık, aşırı yol yürüdük. Zaten o Hüseyin dayı ve Bayram dayıyla rastlaşmamız harikaydı. Çok iyi insanlardı. Ormancı dayılar. Çok teşekkürler, ormancılarmış kendileri. Çok teşekkür ederiz onlara. Yani müthiş. Biz buraya saat 6'da buraya indik. Çok minnettarız ya. Ya hani hakikaten minnettarız. Kelimeler yetmez anlatmaya. O kadar mütevazı, o kadar içten insanlar ki hakikaten aklı nihayesinde böyle insanlar bu ülkeye gerçekten lazım. Hoşçakalın. O zaman bu video biter arkadaşlar. Biter. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Umarım tekrar görüşürüz.